Dostlar merhaba. İlk videolarımın çekimlerini yaparken bir masa arkasına geçip öğretmen havasına girmemek için bir de daha sıcak ve samimi olur düşüncesiyle koltukta oturarak yapmıştım. Ne var ki bazı dostların koltukta otururken elimi kolumu nereye koyacağımı bilemediğim, gergin bir görüntü verdiğim eleştirileri üzerine ben de diğer arkadaşlar gibi masa arkasına geçmek zorunda kaldım. Biraz da böyle deneyeyim. Bu da olmazsa başka bir çözüm bulurum elbette. Bu hafta sizlere Samet Behrengi'den söz etmek istiyorum. Bilmiyorum bu adı duydunuz mu ama ben duyanlar duymayanlara anlatsın demeden kısaca size tanıtmaya çalışayım. Samet Behrengi 1939 yılında Azerbaycan Tebriz'de doğar. Aslen İranlı olan yazar, çocuk hikayeleri ve masal derleyicisidir. Öğretmen okulunu bitirip köy okullarında öğretmenlik yapar. Çocuklar için öyküler yazar. Eserleri öğüt dolu ve araştırmayı, sorgulamayı öneren, adaleti ve eşitliği savunan eserlerdir. Derlediği masalları Azeri Türkçesi ve Farsça olarak yeniden kaleme alır. Zamanın şah yönetimine muhaliftir. Yazdığı hikaye ve masallarda bu tavrını açıkça ortaya koyar. 1968 yılında daha 29 yaşındayken Aras Nehri'nde boğulmuş olarak bulunur. Samet Behrengi'nin cesur muhalif duruşu yüzünden şah yönetiminin gizli polisi tarafından suikasta kurban gittiği yolunda bir düşünce vardır. Behrengi'nin kitaplarındaki bazı cümleler onun yaşam felsefesini çok güzel anlatır. Şöyle der Behrengi, ben bilmek istiyorum, gerçekten de yaşamak dediğimiz şey şu bir avuç yerde yaşlanıncaya kadar dolaşıp durmaktan mı ibaret, yoksa dünyada başka şekilde yaşamak da mümkün mü? Her şey saniye saniye değişiyordu. Bu değişimler üst üste gelince ve belirli bir aşamaya varınca artık bunun o eski şey olmadığını, bambaşka bir şey olduğunu hissederiz. Büyük balık küçük balığı özleyebilirdi. Ama siz balıkların birbirini yediği bir hikaye anlatmayı tercih ettiniz. Çocuklar pahalı şeyler istemezler. Buna ihtiyaçları da yoktur. Çocuklar içine sevgi kattıkları şeyleri zenginleştirirler. Büyükler bunu fark edemezler. Behrengi'nin ülkemizdeki en bilinen eserlerinden birisi Küçük Karabalık'tır. Burada yeri gelmişken küçük bir not düşeyim. Bu kitabı 1970'li yıllarda ülkemizde ilk kez yayınlayan Gözlem Yayınevi, benim yayıncılıkta çıraklık dönemimi geçirip kalfalığa evrildiğim bir kurumdur. Yaşamımdaki yol ayrımlarının birinde bu yolu belirleyen Gözlem Yayınları ve Gözlem Matbaacılığı'nın sahibi ve benim çıraklık dönemi ustam Abdullah Özkan'a da yeri gelmişken burada saygı ve şükranlarımı sunmak isterim. Gelin birlikte Küçük Karabalık kitabına kısaca bir göz atalım. Bir zamanlar bir kayanın altında annesiyle birlikte yaşayan küçük bir karabalık varmış. Bu balık yaşadığı yerden çok sıkılmış ve yeni yerler görmek istiyormuş. Annesi her seferinde ona başka bir yer olmadığını söylüyormuş. Küçük karabalık da bunu dillendirdikçe etraftan duyanlar onu dışlamaya başlamışlar. O da bir gün annesini ve çevresini geride bırakarak yaşadıkları gölden ayrılmış, bir derenin akıntısına karışarak uzaklara yol almış. Gittiği bir yerde kurbağa yavrularını görmüş, ancak ilk defa farklı bir canlı gören kurbağalar ondan korkmuş ve onu istememişler. Az ileride bir kertenkele görmüş ve onunla konuşmaya başlamış. Kertenkele onun farklı ve akıllı olduğunu anlamış ve ona pelikanın torbasına düşerse ölmemesi için torbayı delecek bir kama vermiş. Küçük karabalık etrafı gördükçe merakı ve düşünceleri daha da artmış, gördüklerini sorgulamaya, yeni fikirler üretmeye başlamış. Hikaye küçük karabalığın keşfettiği, bu yeni dünyada yaşadığı, yeni maceraları ve atlattığı tehlikeler anlatarak devam ediyor. Burada hikayemize bir virgül koyup, Küçük Karabalık'ın araştırma tutkusuyla ilgili bir başka başlığa geçelim. Türk Dil Kurumu atasözünü tanımlarken uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz olarak tanımlıyor. Çocukluğumuzda duyup akıllarımıza kazıdığımız atasözleri ve deyimlerin kişiliğimiz ve hayatı yaşama biçimimiz üzerindeki etkileri tartışılmaz. Peki bu öğütlerin üzerimizdeki etkisi sizce hep pozitif yönde mi oluyor? Bir atasözü örneğin, sakla zamanı gelir zamanı, bizi bir taraftan tasarrufa yönlendirip bugün gereksiz görülen şeylerin bir gün gerekli olabileceği yönde pozitif bir mesaj verirken, bir diğeri de
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, bizi bencilliğe itip, bireysel kazanımlarımızın her şeyden önce gelmesi gerektiği gibi dayanışmayı ve paylaşmaya ters bir negatif mesaj yüklüyor beynimize. Sürüden ayrılanı kurt kapar deyişi de ilk başta toplumsal dayanışma gibi görünse de aslında bir çobanın denetiminde hiçbir kişisel çaba içine girmeden adeta bir koyun gibi yaşamamız gerektiğini anlatmıyor mu bize? Senin kafan çok çalışmaz, çalışmasın da zaten. Çobanın götürdüğü yerlerde otlan, sulan, başka bir talepte de bulunma. Bak, sürünün dışında bir sürü tehlike var. Öyle gereksiz merak içine girer ve etrafını keşfetmeye kalkarsan başın belaya girer. Çobanın dediğini yaparsan doğanın sana bahşettiği ömrünü tamamlarsın. Soru sorma, sorgulama, sürünün arasında yaşa git. Kısaca bu atasözü bize koyun gibi kalmamızı öğütlüyor. Bize koyun gibi olmayı öğütleyen bu tarz bir koşullandırma toplumu yönetmeye soyunanların da işine geliyor elbette. Sürünün içinde kalıp saçma sapan düşüncelere kapılmazsan, her şeyi merak etmezsen, çobanın senin sırtından kazanımlarını sorgulamazsan, kısaca uyumlu bir vatandaş olursan ömrünün sonuna kadar yaşar gidersin. Yani atalarımız diyor ki bize, eğer eski köye yeni adet getirmeye kalkıp etrafta ne olup bitiyor, başka ve daha iyi bir dünya olabilir mi gibi sorularla kafanı karıştırıp farklı bir arayışa girersen işin zor. Bu dört kelimeden çıkarılabilecek negatif anlamları daha da çoğaltmamız mümkün. Peki böylesi bir yaşam biçimini seçtiğimizde bizim hayatımızın doğadaki diğer canlı türlerinin yaşamında ne farkı kalacak? Oysa insan nesli olarak on binlerce yıldır muhakeme, yaratıcılık, geliştirebilme ve farklılaştırabilme yeteneğine sahibiz. Bu özelliklerimizi kullanmaz, merak etmez, sorgulamazsak kurttan, kuştan, börtü böcekten ne farkımız kalır? Bu atasözünün her şeye rağmen doğru bir tarafı da var. Yeni ve farklı bir şey keşfetmeye kalkmak hem artı bir emek gerektirir, bir çaba gerektirir, hem de riskler içerir. Ünlü kaşif Magellan dünyayı keşfetmeye kalkışmasaydı da evinde karısının dizinin dibinde otursaydı Filipinler'de öldürülmeyecek, belki daha uzun yaşayacaktı. Ama o zaman biz bugün böyle bir adamın yaşadığını bilmeyecek ve belki de hala dünyayı keşfetmemiş olacaktık. Ünlü kimyacı Marie Curie radyoaktifte üzerine deneyler ve çalışmalar yapmasaydı, polonyumu, radyumu keşfetmeye kalkmasaydı radyosuna maruz kalmayacak, ömrü kısalmayacaktı. Ama biz de bu elementleri henüz bilmiyor olacaktık. Kısaca uzun ama sıradan boş bir hayat mı ya da risklerine rağmen dolu ve anlamlı bir hayat mı? Bu konuya ilişkin şairin dizelerine de bir bakalım isterseniz. Koyun gibisin kardeşim. Kocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salihaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup, deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, al kanı içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama, kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Önceki videolarımda evimin bir odasının duvarında beğendiğim güzel sözlerin yazılı olduğu belki dikkatinizi çekmiştir. Bunlardan birkaç tanesini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Herkes aynı şeyi düşünüyorsa hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. Yanlışı savunup kalabalıklara arkama takmaktansa doğruyu savunup yalnız kalmayı tercih ederim. Kalabalık nereye gidiyorsa sen aksi yöne git. Her insan ölür. Ama her insan gerçekten yaşamaz. Ben zaman zaman okurum bu yazıları. Dostlar, şimdi karar sizin. Şairin tarif ettiği gibi, yani sürüde kalıp koyun gibi ya da küçük karabalık gibi mi yaşamak? Haftaya buluşmak üzere.